Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in 14. gününde bulunuyoruz. İnşallah bugün sizlerle Bakara Suresi 170. ayeti kerimeyi beraberce anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Bakara Suresi 170. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve izâ gîle lehum, onlara denildiği zaman. Şimdi buradaki hum zamiri kimlere gidiyor? İnanmayanlara, inkarcılara, müşriklere gidiyor. Yani inanmayanlara, inkarcılara, müşriklere denildiği zaman ittebi'u, tabi olun. Neye? Ma, o şey ki enzelallahu, Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiğinde o müşriklere galu, şöyle derler, bel, bilakis, hayır. Yani biz Allah'ın indirdiğine tabi olmayacağız. Allah'ın indirmiş olduğu ayeti kerimelere inanmayacağız. Kur'an-ı Kerim'e inanmayacağız. Ona tabi olmayacağız. Nettebi'u, tabi olacağız. Ma elfeyna aleyhi abâena. Babalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak, babalarımızı bulmuş olduğumuz, babalarımızın ülfet etmiş oldukları, gitmiş oldukları yola uyacağız derler. Şimdi değerli kardeşlerim, bakınız burada Allah-u Teala sanki günümüzden 1400 yıl önceki müşrikleri değil de veya o dönemdeki inanmayanları, inkarcıları değil de neyi anlatıyor? Bizzat günümüzdeki bir takım kimseler anlatıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki inkar psikolojisi nedir? Ortaktır. Kur'an-ı Kerim'de inkarcıların hem inanmamak için ortaya sürmüş oldukları bahaneler hem de işte bu tür itirazları, itiraz noktaları nedir? Ortaktır. Yani bu sadece 1400 yıllık süre içerisinde değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 3-4 bin yıl önce yaşamış olan inkarcılarda da, inanmayanlarda da, kafirlerde, müşriklerde de aynı tavır vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı inşa etmiş olduğu dönemdeki insanlarda da aynı tavır vardı. Ha, bu tavır günümüzde de aynı, değişmeden devam ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim sadece belirli kimseler veya belirli bir dönemi de örnek olarak vermiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de inkar psikolojisi dediğimiz zaman veya Kur'an-ı Kerim'de inanmayanların inanmaları için yapılmış olan çağrılara, inanç çağrılarına red cevaplarının hepsinin ortak bir noktası var. Ne diyorlar? Bel nettebi'u ma elfeyna aleyhi abâena. Hayır, biz bilakis atalarımızı hangi yolda bulmuşsak, atalarımızı nasıl yapıyor bulmuşsak ona tabi olacağız. Ha, şimdi bu aynı zamanda bize bir şeyi daha öğretiyor. Eğer bizler ata isek, yani ata olmak demek ne demek? Evlat sahibi isek, babaysak, çocuğumuz varsa, dedeysek, torunlarımız varsa biz onların doğal olarak rol modeliyiz demektir. Yani o çocuklar, o torunlarımız, çocuklarımız bize bakarak hayatı yaşayacaklar. Bize bakarak inanç oluşturacaklar. Bize bakarak nasıl bir hayat yaşayacakları konusunda, nelere inanıp nelere inanmayacakları konusunda fikir sahibi olacaklar. Öyleyse bizlerin doğru bir inanca sahip olmamız, bizlerin rol model olduğumuzun bilincinde, şuurunda olarak hareket etmemiz gerekiyor. Aksi halde işte yarın bir gün bizim yanlışlarımızı da eğer bizden türeyen nesillerimiz örnek alacak olur da ve kendilerine doğru yola gelin, inanın denildiği zaman hayır, biz babalarımızı hangi yol üzere bulmuşsak o şekilde hareket etmeye devam edeceğiz derlerse o zaman bizim sorumluluğumuz bir kat daha artmış oluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz men yeşfa şefaaten haseneten felehu ecrun minha. Kim doğru bir yol açmışsa, doğru bir çığır açmışsa, doğru bir gelenek başlatmışsa, güzel bir gelenek başlatmışsa ona o açmış olduğu çığırdaki her bir güzellikten, işlenen her bir güzel davranıştan bir pay vardır, bir ecir vardır.
وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً فَلَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. Kim de eğer kötü bir gelenek başlatmışsa, kötü bir çığır açmışsa, onu takip eden yolda, kendisini takip edenlerin, o yolda olanların yapmış olduğu her bir kötülükten de ona bir pay vardır. Öyleyse bakınız, biz yapmış olduğumuz hareketlerle, davranışlarla, inancımızla sadece kendimizden sorumlu değiliz. Ya bütün çevremizde, etki alanımızdaki insanlardan, gelecek nesillerimizden, çocuklarımızdan da neyiz? Sorumluyuz değerli kardeşlerim. Çünkü bakınız, inanmayanlar, yani inanmayacaklarını ifade edenler ne yaptılar? Anında topu kendinden önceki atalarına, babalarına attılar. Sorumluluğu onlara yıkarak sıyrılmaya çalıştılar veya onların yanlışlarını devam ettirmekte ısrar edeceklerini ifade etmiş oldular. Ondan dolayı işte bizlerin ne yapmamız lazım? Her şeyden önce geleceğe rol model olduğumuzun da bilincinde, şuurunda olmamız lazım. Dedik ya, bu psikoloji sadece 1400 yıl öncesinin psikolojisi değil. Ya bu günümüzde de böyle. Bakıyorsunuz işte bir takım insanlar babasından, dedesinden nasıl görmüşse veya kendisine nasıl öğretilmişse o çizgide gidiyor. Yani tabiri caizse yeniliğe açık değil. Kendisine yeni bir şey söylediğimiz zaman veya din adına, İslam adına bir şey söylenip de hayatını düzeltmesi, yoluna koyması istenildiği zaman ne yapıyor? Hayır diyor. Ben diyor babamdan böyle gördüm. Benim babam da böyleydi. Dedem de böyleydi. Biz diyor işte 7 kuşaktır şunu yapıyoruz. 7 kuşaktır böyle yaşıyoruz vesaire. Ne yapıyor? Sorumluluktan kaçmak için veya kendini düzeltmekten kaçmak için farklı yollara sapıyor değerli kardeşlerim. Evet, ayeti kerime devam ediyor. Evvelev kâne âbâuhum la yâgülûne şeyhâ. Peki, ya onların babaları hiçbir şeye akıl erdirememişlerse, hiçbir şeyi düşünememişlerse, yani hani babalarımızın yolundan gideceğiz dediler ya, peki diyor Allah, şayet onların babaları hiçbir şeyi düşünmemiş, hiçbir şeyi akletmemişlerse, yani diyelim ki dediler ki, işte bu mezar bizim tanrımız, bu mezara tapacağız dedi birisi, onlar da babaları da hiç sorgusuz sualsiz, ya mezardan tanrım olur. Lan bu mezarda yatan adam tanrı olsaydı hiç her şeyden önce ölmezdi, diri olurdu diye düşünmeden gidip o mezara tapmaya devam etmişse. Ve ondan gören çocuklar da babamız doğru mu yanlış mı yapıyor diye hiç düşünmeden biz babamızın yolunda gideceğiz diye inatla ısrarla aynı yanlışı sürdürmüşlerse. Öyle ya. Yani şimdi bir kuşağın yapmış olduğu her şey %100 doğru demek değildir. Veya bir kuşağın kabul edip bir sonraki kuşağa dayatmış olduğu her şey %100 doğru olacak değildir değerli kardeşlerim. İşte ya diyor onların babaları hiçbir şeyi akletmemiş, düşünmemişlerse onlar da yine aynı şekilde düşünmeden aynı yanlışın peşine gidecekler mi? وَلَا يَهْتَدُونَ ve babaları da doğru yolu bulamamışsa aynı yanlışta böyle devam etmeye devam edecekler. Hani Müslüm Gürses'in bir şarkısı vardı, biz babadan böyle gördük diye. Bakın bu anlayış, bu düşünce biçimi doğru bir düşünce biçimi değil. Ha, babalarımız eğer doğru yoldaysa, araştırdık, düşündük, taşındık, baktık babamız doğru yolda. Biz babamızın peşine gitmeye devam edelim. Dedemizin peşine gitmeye devam edelim. Ama düşündük, taşındık ki babamız doğruyu bulamamış. Babamız yanlış bir hayat yaşamış. Yanlış tercihlerde bulunmuş. O zaman o yanlışı ısrarla takip etmenin bir anlamı yok. Rabbimiz bize akıl vermiş, fikir vermiş ve bu aklımızı, fikrimizi doğru kullanmamız için ayetler indirmiş.
ayetlerde sık sık düşünmemizi, tefekkür etmemizi, araştırmamızı istiyor. Öyleyse biz aklımızı kullanarak, aklımızı vahiy ile eğiterek aynı hatalara düşmeyeceğiz ve sonradan, bizden sonra gelecek kuşaklar için de doğru modeller, doğru rol modeller olmaya devam edeceğiz diyorum. Böylelikle bir sohbetimizi daha neticelendiriyoruz. İnşallah yarınki sohbetimizde buluşmak dua ve temennisiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.